Hoş hoş hoş. Günaydın. Bugün gün benim için çok güzel başlamadı sevgili komşularım yüzünden. Ama hiç negatiften bahsetmek bile istemiyorum. Güzel şeylerden bahsedelim. Güzel şeyler konuşalım. Mesela ne gibi? Mesela uzun zamandır size teşekkür etmek istiyor olmam gibi. Çünkü son zamanlarda yaptığım işi geliştirdikçe siz bunu fark ediyorsunuz. Ve çok güzel geri dönüşler alıyorum. Çok güzel yorumlar, çok güzel tepkiler alıyorum. Bu çok değerli. Çünkü yani insanın yaptığı işte destekleniyor olması kadar güzel bir şey asla yok. İster tanımadığım binlerce insan tarafından olsun, ister en yakınımdakiler olsun. Ya çok değerli, çok güzel ve lafı çok uzatmak istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz bunu çok seviyorum. Yani bir şeyleri uzatarak uzatarak söylemeyi ve bahsetmeyi. Ama sizi seviyorum ve gerçekten çok teşekkür ederim. Bunun dışında söylemek istediğim başka bir şey. Evet, bugün 22 Temmuz yanılmıyorsam. Ya bugün cumartesi olduğuna eminim ama ayın kaçı olduğuna çok emin değilim. Bugün Suma Beach'te Big Burn İstanbul var. Festival var. İlk defa İstanbul'da bir festivale gideceğim. Güzel olacağını düşünüyorum. Yani bakalım. Aslında yarın başladı. Dün başladı. Yarın başladı neyse. Ama bugün ve yarın da devam ediyor. Ve biz bugün ve yarın yani cumartesi pazar gidiyoruz. Az sonra artık hazırlanmaya başlamam lazım. Çünkü çok az vaktim var çıkmak için. Ve daha çılgın çılgın bir sürü şey yapacağım. Sanırım bu sefer gerçekten söyleyeceklerim bu kadardı. Şerefe. Herkese tekrardan günaydın. Dün çok bir şey kaydetmediğimi fark ettim. Hatta neredeyse galiba hiçbir şey çekmemişim. Demin böyle bir baktım, sadece birkaç yürüme ve deniz sahnesi var. Ama birincisi denize girdik, ellerim sürekli ıslaktı. İkincisi... kayıt altına alamazmışım şu iki günü. Yani resmen festival vlogu çekmek isteyip hiçbir şey çekememiş biriyim. Ama olsun. Güzel bir notada sonlandırmak istiyorum. Çünkü bu arada festivalin üstünden iki gün geçti. Yani bugün salı. Hatta salı akşamı diyebilirim. Ve festival pazar bitti. Neyse. İki gündür aklımda sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Yani aklımda dönüp duruyor sizinle şu paylaşmak istediğim düşünce. Son gün oturuyoruz hep beraber ve yanılmıyorsam Beliz şöyle bir şey dedi. İşte orada müzik çalıyor falan. Dedi ki, ya dedi ben bu müzik türünü hiç sevmiyorum dedi. Bir an durdum ve nasıl bir müzik çaldığını idrak etmeye çalıştım. Ve böyle bam 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 bam. Hani insanın böyle kafasına kafasına vuran bir müzik vardır ya, sözsüz. İşte aynen o müziklerden biri çalıyordu. Ve şunu fark ettim.
Ben de o müziği hiç sevmem. Ya ama hiç sevmem ve hiç keyif almam. Hatta bundan dolayı çoğu zaman, hani çoğu zaman değil, kulüplere falan hiç gitmeyi sevmem, tercih etmem. Neyse. Ama şunu da düşündüm. İyi de dedim, bu müziği sevmiyorum ama 2 gündür deli gibi burada eğleniyorum. Yani gerçekten çok keyifli vakit geçiriyorum. Ve o an şunu anladım ki çoğu zaman benim bir yerde vakit, güzel vakit geçiriyor olmamın nedeni ne müzik, ne yiyecek içecek, ne de bilmiyorum, ne de o mekan oluyor. Daha çok yanımdaki insanlardan çok fazla keyif alıyor olmamdan dolayı zaten güzel vakit geçiriyorum. Ve böyle hepsine birden sarılasım geldi ama kendi cool'luğumu bozmadım falan. Bir de şunu düşündüm. Birçok vlogumda da diyorum ki işte çok güzel, burada çok güzel vakit geçirdik. İşte umarım tekrar gelme şansımız olur. Ve hani bu düşünce beni sardıktan sonra şunu da fark ettim. O gittiğim yerlerde de güzel vakit geçiriyor olmamın ve o yerin keyfini çıkartıyor olmamın birçok zaman nedeni yanımda bir şeyleri çok güzel bir şekilde paylaştığım birinin olması. Bu çok değerli bir duygu. Çünkü insanın yanında sevdiği insanların, onu anlayan, destekleyen ve enerjisini tuttuğu insanların olması çok güzel bir durum. Evet, bu arada bu insanlara sizi de katıyorum. Yani gerçekten, çünkü dışarıda sizlerle karşılaştığımız zaman bile o kadar güzel bir şeyler konuşuyoruz ki, hani o bir dakikada olsa, bu bilmiyorum. Kendimi şanslı hissediyorum bu konuda, beni çevreleyen insanlar konusunda. Her ne kadar biraz zorlansam da düşündüğümü aktarmakta, umarım demek istediğimi anlamışsınızdır ve umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tam 27 dakika sonra Karaköy'de Simla'nın yanında olmam gerekiyor. Nasıl yetişeceğim konusunda en ufak bir fikrim yok. Çalışacağım. Bye bye. Çok kısa bir update. Şunu paylaşmayı unuttum. Sabahtan beri o kadar mutlu ve o kadar heyecanlıyım ki sabah şu hayatta beni gitmenin en çok heyecanlandırdığı ve muhtemelen en çok mutlu ettiği şehre bilet aldım. Ve böyle içim kıpır kıpır, sabahtan beri yerimde oturamıyorum ya, o kadar. Düşünsenize, gerçekten o kadar. Bu nedenle evet, bunu da sizinle paylaşmak istedim ama zaten muhtemelen neresi olduğunu artık tahmin ediyorsunuzdur. Ve evet, artık gerçekten gidip üstümü değiştirip çıkmam gerekiyor. Ve bu sefer bay bay.